Mersin'e doğru hareket edeceğiz. Otobüs arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Santander'e geldik. Santander aslında çok görülmesi gereken bir yer mi? Bence ilk izlenim olarak görülmesi gereken bir yer olmadığını düşünüyorum ama küçük böyle şirin dükkanlar var. Gelmişken hani bir şehir daha görmek isteyen olursa tabii ki de gelip ziyaret edebilir ama hani, çok mu gerekli? Değil. Çok da ben açıkçası şehri beğenmedim. Gel. Köyden indim şehire hesabı. Biz de şehirden indik köye oldu. Kötü oldu yani. Burada neler varmış? Gel bakalım. Gel gel. Şu tarafta zaten kuruluyor. Şu ara taraflarda. Şu taraflarda evler falan var genelde böyle eski. Tam böyle hani köy şeklinde böyle tek katlı, sevimli küçük evler var. Aslında yaşamın hani bence güzel aktığı, sakin olduğu bir yer. Bahsettiğim küçük bir dükkan aslında. Bu ara başlıyor. Evet böyle güzel şirin. Var. Çok istiyorsanız böyle leoparlı. Ay dünyanın en çirkin montu olabilir. Çek görse ibret olsun. Evet. Size şehir merkezi olarak şu tarafı gösteriyor. Biraz saatler zaten şehir merkezine arıyoruz. Oradan gir, oradan gir. Başka neler varmış burada? Ne yazılır o kadar değişik ki pek bir şey anlamıyorsunuz. Yani hiçbir şey zaten ortak bir dil. Mesela hani bizde olan restorandır, hani tüm dünyada kullanılabilir. Geldim Macaristan'da kullanılmıyor. Mesela da aynı şekilde. O yüzden de bazı şeyleri gerçekten anlamak çok zorlaşıyor. Macarlar o konuda biraz herhalde milliyetçiler. İyi de öyleler. Şu tarafı gördüm. Museum diye. Altın çağ modern uçaklarının olduğu yer. Dönüşte uğrayacağız. Harika fırsatlı bir müzik var. Selam. Çerçeve var, çerçeve sevmem ama sevimli duruyorlar. Burada da bu arada Macaristan'ın güzel şarkısı çok iyi olduğu söyleniyor. Hemen dedim gerçi ama Macaristan'ın sesi denemeyi düşünüyorum. Sanatçılar köy deniliyor. Sanatçılar köy denilmesi nedeni de
zamanında çok, yani 1920'lerde falan çok fazla Fransızlar, işte günübirlikçi gelenler falan filan hep buraya uğruyor. Tabi bu Saatçiler gene gelir. Saatçiler köyüne, köy olarak anılıyor burası. Saatçilerle burada ne iş var pek anlamadım ama demek ki seven var, sevmeyen var. Burada da harita var. Çok anlaşılır bir harita şu an. Ya kafamıza göre gidelim bence. Çok da haritayı bulmak lazım. Burada bir ufak. Aslında her yer aynı şey çıkıyor. Buranın devamında da birazcık tur atacağız. Zaten kısa bir tur olur büyük ihtimalle. Evet, şimdi ara sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Ya ben kısa bir tur olacak dedim ama harbiden de kısa bir tur olacak gerçi. Yani müzeye falan bile şahsen girmeyi düşünmüyorum. Gelmediği için ben. O derece. Şimdi ara sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Az önce de gördüğünüz gibi kasaplar, çakırtma tesisleri falan böyle bir ton yer var ama şöyle bir gerçek var ki hani burası nasıl bir şehir? Burada sadece işte böyle yaşamak için falan değil de ya tabii ki de herkesin kendi yeri ya. Yaşamaktan ziyade ya da bir süre kalmaktan ziyade gelmişken hadi bir uğrayalım denilecek şehirlerden. Çok küçük bir şehir, sevimli bir şehir aslında. Ama çok böyle sakin, kendi halinde bir şehir. O yüzden de pek de yani bir eğlencesi yok, bir aktivite şey. Sadece işte kafasını boşaltmak isteyen insanların buraya gelip seyahat etmesi gerekiyor. Ben de uçuyorum bu arada. Az önce de hatta turist danışmaya gittik. Orada da maalesef kimse yoktu. Artık o kadar turistlerle umutlanıp yetmişler ki. Ya bu kadar sakal.